Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar dönüşü uçakta yaptığı açıklamada Mısır Devlet Başkanı Sisi ile yaptığı ayaküstü görüşmeyi değerlendirdi. Bakanlarımızla başlayan süreci üst düzey görüşmelerle iyi noktaya taşıyalım istiyoruz dedi. Erdoğan iç siyasete ilişkin de önemli mesajlar verdi. Muhalefete yönelik tepkisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Devlet Başkanı Sisi ile Katar'da ayaküstü sohbet etti. Sürpriz görüşmeden gelen görüntüler gündemin ilk sırasına oturdu. Erdoğan Katar dönüşü uçakta söz konusu görüşmeyi değerlendirdi. Devam eden normalleşme sürecine vurgu yaptı. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki önce bakanlarımızla başlayan bir süreci üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Türkiye-Mısır arası bir liderler buluşması değildir. Türk milletiyle Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın? Yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. Bizim kendilerinden tek istediğimiz, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada bir barışı ikame edelim. Erdoğan uçakta iç politikadaki gelişmeleri de değerlendirdi. Muhalefetin İstiklal Caddesi'ndeki saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almasına tepkiliydi. Güvenlik teşkilatımızla iftihar ediyorum dedi muhalefetin İçişleri Bakanlığımızı yermesi, sizin bunlardan haberiniz yok muydu gibi ifadelerle eleştirmesi tam bir garabet. Öyle bir güvenlik teşkilatı ki 12 saat içerisinde işin failini ve bunların bağlantılı olduğu bütün kişileri, iltisaklı olduğu eli yakın kişiyi evlerinde, bulundukları yerlerde, çalıştıkları yerlerde yakalamış, hepsini toplamıştır. İşin bir numaralı faili aynı şekilde hemen alınmıştır. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan'ın konumunu gözden geçir çağrısına "Kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız." yanıtını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu açıklamaya tepki gösterdi. "Böyle bir cevap mı olur? Altılı masa alışveriş yapmıyor mu? Hatta şu kadar bakanlık filancaya verilebilir denmiyor mu? Kumar budur. Bunu kalkıp da Cumhur İttifakına yıkmaya çalışırsan Sayın Akşener, ne Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle bir şey var, ne de Sayın Bahçeli'nin hayatında böyle bir şey var. Onun için Sayın Akşener'in Kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var. Erdoğan ekonomideki son duruma ilişkinde açıklama yaptı. Döviz rezervlerindeki artışı hatırlattı. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak. Ey muhalefet biz bu rakamlara yabancı değiliz. Başbakanlığım döneminde bizim döviz rezervimiz 135 milyar dolara kadar çıkmıştı. Türkiye buna yabancı değil. Biz bunu yeniden Evvel Allah yakalayabiliriz, üstüne de çıkabiliriz. Erdoğan'a maliyetlerin sabit kalmasına rağmen marketlerdeki fiyat artışları da soruldu. Yaptırımlar ağırlaşacak mesajı verdi. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da İlk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz.